merhabalar sevgili Business Channel izleyicileri. Evet, bu hafta bambaşka bir diyardayız. Kendimizi sanki Suriye'de hissedeceğiz. Suriye'de değiliz ama Suriye'yi buraya getirdik gibi bir şey yaptık biz bu hafta. Size çok güzel el işi, el emeklerini tanıtacağız. Bakalım birlikte halı dokuyabilecek miyiz, becerikli miyiz, o kadar becerimiz var mı? Hep birlikte buna şahit olacağız. Hazırlayacağız. Bakalım ne kadar becerikliyim. Hep birlikte göreceğiz. Buraya sıkıştırıyoruz. Evet. Oh, kaçmasın diye. Evet, sıkıştırdık. Temiz ucunu da şimdi bu tarafa doğru. Evet. Ettik. Tamam ya. Ben artık Suriye kilimi kesinlikle dokuyabilirim. Daha pardon yani. Şu an ipsi arıyoruz ama tabii her şeyin bir başlangıcı var. Kilim de dokurum yani bu gayretle, bu hızla. Evet, oluyor, oluyor, oluyor. Hem de süper oluyor. Evet. Nasıl da kırmızı ipe denk gelmişim. Kırmızı. Evet, kırmızı benim favorim. Bitti. Tamam, güzel. Evet, kırıyoruz. Şu anda yumağımız hazır. Evet, çıkarttık. Birazdan bu yumağı biz kilim dokumada kullanacağız. Bakalım ipi sarmayı becerdim ama kilim dokumayı becerebilecek miyim? Beceririm, beceririm. Yani bence ben beceririm. Çünkü 10 parmağımda 10 marifet. Yani yok yok, her şeyi yapabiliyorum. Şimdi evet, ilimizi aldık. Ya zannedersem yapabilirim. Tamam. Şu taraftan tutuyorum. Şuraya geçirdik. Şuradan da koyduk. Evet. Burayı da kilitledik. Kilitledik. Evet, şu anda mekik şeyimiz hazır. Bununla beraber kilimin başına geçiyoruz. Meryem Hanım, şimdi bu dokuduğumuz kilimleri nerede kullanıyoruz? İstediğimiz yerde, mesela oturmak için duvara asabiliriz. Ha, duvar asabiliyoruz. Evet. Oturmak için evet, kullanabiliriz. Evet. Halı gibi yere serebiliriz. Doğru evet, mu? Olabilir. İstediğimiz her amaçta kullanabiliyoruz. Yani. Dokuma şeklinde ben çok merak ettim. Çünkü bizim kilimlerde oldukça farklı bir dokunma tarzı var. İp mekikleri farklı. Bu şekilde renkler olarak evet ayarlanmış. İsterseniz biraz ya evet, renk olarak da seçeneklerimiz burada. Hepsi mekik halinde hazırlanıyor. Kirkitimiz bu. Evet, çok komik, küçük. Bizim kirkitlerimiz daha büyük, daha geniş olur. Ve küçük şu şekilde şöyle şöyle yapıyoruz. Birazdan ben de dokuyacağım. Dur bakalım. Şimdi bunu buradan atıp hop füze gibi itiyoruz. Evet. Şurada yakalayacağız. Evet. Hop. Gitemedim. Ha, beceriksiz işte. Beceriksiz işte. Ya ben biliyordum başıma gelecekleri. Bir dakika şimdi. Acemilik tabii, normal. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi buradan koyuyorum. Diğer taraftan. Hızlıca vuruyorum. Doğru mu? Evet. Ya niye takılıyor o zaman? O zaman ipi az. Bir dakika. Basıyorsun. Böyle. Bunu vuruyorsun. Elimi çekeyim mi? Çek. Elimi çektim.
Sağ ayağımı basıyorum. Bunun yerini şöyle. Çok güzel, sevdim. Şimdi geri mi iteyim? Geri iteyim. Ayağımı çekeyim mi? Ayağımı çekeyim. Ayağımı çekiyorum. Bunu geri itiyorum. Tamam. Şimdi. Oldu. Şimdi tekrar sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayağa basıyorsun. Şimdi ne yapıyorum? Yine bunu yürüyorum. Aynı renk tutuyorum değil mi? Buradan yakalayın. Ama o kadar sınır olmuyor yani. Evet. Tamam. Bak, yaptıkça ustalaşıyorum. Gördün mü? Bu sefer fırlatmadım. Evet. Kan ter içinde kaldım ama mekiğimi almayı başardım. Yaşasın. Tamam. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Bunu çekiyorum. Bunu çekiyorsun önce. İpi. Şöyle. Şöyle yaptık. Evet. Tamam. Dur seviyorum. Bir sağ ayak. Sağ ayak basın. Sağ ayak basın. Dur. Oldu mu? Oldu. Tamam. Oldu. Şimdi bunun geri kaçmaması için şundan ilmeğe çevireceğiz herhalde. Geri geleceğiz ya. Evet. Şimdi ayağa basın. Sağ ayağa basın. Tamam. Şöyle. Basalım. Tamam. Tamam. Şimdi. Demin geldi ama ilk arkamızdan gelmişti. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bismillah. Fırlarsa tutun mekiğimi. Hazır ola geçin, tamam mı? Evet, geliyor şu anda. Hop. Alışacağım. Bana biraz müsaade yapın. Bana biraz müsaade verin, alışacağım. Tamam. Şimdi oldu. Sol. Sağ ayağı kaldırdık. Solu bastık. Vur. Hop. Evet. Almış istiyorum. Tamam, güzel oldu. Şimdi hep kırmızıdan devam mı? Ben sevdim bu işi. Evet, gerçekten şu anda izlerken film dokunmayı çok kolay olduğunu görüyoruz. Çok pratik, çok kolay bir dokunma şekli var bizlerde. Ama gel görelim ki başına oturduğumuzda bu kadar kolay olmadığını gördük. İki kez mekiğim fırladı. Yoksa yok sola derken çok zor toparladım. Hakikaten halen de ter içerisindeyim. Dokunmak o kadar kolay değilmiş. İzlemek kolay ama dokunmak çok zor. Şu anda renk geçişleri yapıyor. Evet, yeşil bölümü dokuyor kilimimizin. Katıyor ustamız. Eline sağlık. Ya hacı yalla. Şükran. Emek verilen her şeyin kırıntısı farklı. Emek verilen her şeyin canlılığı da çok farklı. Evet, karşı tarafta güzel bir kilim takılıyor. Birazdan o kilim üzerine söyleşi yapmak için tezgahımızı burada bırakıyoruz. Kilimimiz dokuna dursun. Evet, şimdi az önceki termo perişan kan ter içerisinde kalarak ya korkunç bir emek sarf ettim. Siz de gördünüz, farkındasınız. Ve muhteşem bir görseldik şu anda karşınızda. Kilim dokudum ve bitirdim. Gerçekten çok pratik bir şekilde. Ellerime sağlık, emeğime sağlık diyorum. Meryem Hanım var yanımızda. Meryem Hanım, bu kilimdeki bazı desenlerin anlamları mutlaka vardır. Çünkü bizim Türkiye'deki kilimlerin hepsinde anlam var. Buradaki hangi desende hangi anlam var? Bize kısaca anlatır mısın? Mesela örneğin burada ne var, ne yazıyor ya da ne anlatıyor? Kur'an olduğu için Allah yazıyor. Ha, Allah yazısı. Evet. Ha. Allah yazıyor. Dönderdiğimizde evet, doğru. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah yazısı işlenmiş. Evet. Rengarenk. Hazır olmanı ha. Bu. Ha. Tamam, doğru şekli bu. Yan olunca ben çözemedim çünkü evet. Allah yazısını. Evet. Ama çevrildiğinde çözebiliyoruz. Peki bunların bir anlamı var mı? Yok, bunlar sadece turas. Turas. Evet. Turas, anladım. Yani model, desen model anlamında evet. Turas. Çok güzel bir kilim olmuş hakikaten. Bu aralarından kesilme yeri mi? Evet. Ha, Ahsol, ben şimdi anladım, şimdi anladım. Bu uzun bir kilim değil, şuralar kesilme yeri, doğru mu? Evet, bu bölümlerden kesiliyor, küçük küçük çıkıyor. Anladım, Allah olmasındaki anlamı. O zaman kilim bu şekilde. Şu, yani kesilip yapılınca bu, Kur'an kabı. Ha, ben olayı şimdi çözdüm.
Olayı şimdi çözdüm. Fren kabımız buralardan kesildiğinde bu şekilde dikiliyor ve dikildiğinde de Kur'an-ı Kerim kabımız hazır. Üzerinde Allah yazımız hazır. Gerçekten çok şık olmuş. Satalım bunu ya. Gerçekten destek olalım. Ben de elimden geleni yapmak isterim. Satalım satalım. Hatta 3-5 tane bagajıma koyarım. Gezdiğim yerde de veririm yani. Herkes de alır. Evet güzel. Destek olalım size. Onu alayım. O neymiş? Benim alayım. Öyle dua asılıyor. İstediğimiz şey koyabiliriz. Her şeyi koyabiliriz. Kitabımızı koyabiliriz. Evet. Başörtü koyabiliriz. Namazla alıp koyabiliriz. Yani artık kişinin kullanma özgürlüğüne bağlı. Evet. İstediği şekilde bunu kullanabilir. Evet. Güzel yere kalmışsın ya. Çok güzel. Çanta. Çantayı da alalım. Nasıl görünüyor? Sırt çantası. Ya Bodrum'da bunlar çok satılır. Perşembe günü gidiyorum ben aslında. Oradaki esnaflarla konuşabilirim ben sizin adınıza. Ya bunlar Bodrum'da çok satılır. Gerçekten sırt çantası çok güzel olmuş. Çok güzel düşünmüşler. Emeğinize sağlık. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten emeğinize sağlık. Bunlar çok ciddi işçilik seyircilerimiz gerçekten. Kadın işler. Kadın işler yani, ha. Etraflarında iğneyle oturup dikiyorlar. İğneyle oturup dikiyorlar. Evet. El işi tamamen el işi. Evet, evet. Kilim dokunduktan sonra şu gördüğümüz kenarları, püskülleri ve kenar çerçevelerine dikkat ederseniz tamamen el işi hanımlar evde oturup el işiyle süsleyip işlemini tamamlıyorlar. Gerçekten çok güzel. Kafeterya sahiplerine de buradan duyururuz. Çünkü otantik kafeterya yapanların ihtiyacı. Evet. Hı-hı. Evlerimizde de kullanabiliriz. Benim köy odam var mesela. Köy odam için bir tane alabilirim. Evet, bu da ceplik. Gerçekten yani her eve lazım aslında. Her eve lazım. Ben bunlardan sift almayı yapacağım şimdi. Ceplik. Bakın. Mutfakta kullanabiliriz. Yatak odamızda kullanabiliriz. Mutfak odamızda kullanabiliriz. Antrede kullanabiliriz. Örneğin antreye asabiliriz. Sürekli anahtar arayanlar için çok güzel bir çözüm bence. Anahtarı nereye koyduk? Yok arabanın anahtarı, yok evin anahtarı. Her gün aynı yere düzenli bir şekilde koyarsak anahtarımızla rahat bulabiliriz. Kapının kenarına astığımızda işte anahtarımız burada. Bir daha anahtar aramak zorunda kalmayacağız. Bir küçük boyu daha varmış. Evet, o da burada. Bakın. Ne güzel, bakın. Cebimiz hazır. Bir daha araba ve otomobil ve ev anahtarı aramayacağız. Evet. Buna çok sevindim. Şimdi gelelim. Bu ne? Bu da yine büyük bir ceplik mi? Bu ne? Yani aynısı. Manza. Model. Yani başka modeller. Başka modeller. Çok şık. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Evet şimdi ben siftah olarak ne alayım? Evet şu anda ekranda gördüğümüz oturma minderi. Köşem dediğimiz. Gerçekten çok ciddi emek verilmiş hakikaten. Birbirinden güzel fotoğraflardan şimdi kareler alacağız. Yine bir duvar süsümüz, Kur'an-ı Kerim kabımız. Evet. Ne kadar sürüyor bu oturma salonumuz veya odamızın mobilyası? Bir ay, 2 ay sürebilir mi? 1 ay, 2 ay sürebiliyor. Evet, şu anda gördüğümüz çizim zannedersem modelini de kendi çiziyor. Evet. İlk önce çiziyor, sonra yanına koyuyor, çalışıyor. Hazır hiçbir şey yok yani. Evet. Modeli falan hazır alayım, işi yok. Yok, yok hazır bir şey yok. Ay kendi canlarım işimiz... benim ya. Gerçekten gerçekten çok ciddi emek veriliyor burada. Çok ciddi emek söz konusu. Çünkü hiçbir şey hazır kullanılmıyor. Hepsi el emeği, göz nuru. Çiziminden tutun da iplik boyamasına kadar. Evet. Doğru mu? Evet. Ben kendime bir Kur'an-ı Kerim kabı aldım. İnşallah benim siftahım bereketli olur. Arkası gelir. Bunun fiyatı neydi? 30 TL.
el emeği için gerçekten çok da güzel fiyatları var. Evet, bundan sonra Kur'an-ı Kerim satılır. Bagajıma da alacağım, 3-5 tane koyacağım bagajıma. Gittiğim yerlerde herkese Kur'an-ı Kerim kabı satmaya niyetim var. Buradan da hepinize duyurulur. Hayırlı uğurlu olsun benim Kur'an-ı Kerim kabımdan. Su kamışı, bildiğimiz su kamışı. Ancak şimdi benim gerçekten moralim bozuldu. Niye moralim bozuldu? Meryem'le biraz sohbet ediyorduk. Dedi, abla dedi, sen o kamışı nereden aldın? Kamış göndermiştim bunlara. Ben kamışın 3 metresini 5 TL'ye alıyorum. Ancak aynı yerden, aynı mağazadan alıyoruz. İşin ilginç yanı. Aynı yerden, aynı mağazadan 3 metre kamışı ben 5 TL'ye alırken Suriyeli vatandaş oldukları için maalesef bunlara 20 TL'ye satılıyormuş. Ama biz de olayı çözdük. Yani ben çözdüm olayı. Bundan sonra dedim, kamışlarınızı siz almayacaksınız. Kaç adet lazımsa söyleyin. Ben sizin kamışlarınızı alıp size temin ederim, getiririm diye sözleştik. Doğru mu? Evet. O yüzden şu an gerçekten üzüldüm. Yani neden ben 5 TL'ye alırken Suriyeli aynı kamışı 20 TL'ye ödeyip alıyor. Üstelik de işlem yapacak burada. Yani fazla verdiği fiyat doğru niye yansıyor? Mamillere yansıyor. Belki bu Kur'an-ı Kerim kabı 30 TL olmazdı da 20 TL olurdu. Çünkü malzemeyi pahalıya mal ettikleri için maalesef ürüne de bu şekilde fiyat yansıyor. Evet, elimizdeki kamış ne işe yarıyor? Ben çok şaşırdım gerçekten. Bu kamışı ne yapacaklar diye merak ediyordum. Bakın şu anda bunun adı tarak mı, ne deniliyor? Adı Meryem Sarak değil mi? Tarak. Yani iplerin tezgahtan geçip kilime dönüşmesi için bu kamışlardan nasıl becermişler, nasıl yapmışlar bilmiyorum ama ustamın adı neydi? Mahmut. Mahmut usta gördüğünüz gibi oldukça becerikli. Hakikaten burayı göstermeden geçemezdim. Bakın her bir aralığında ilmekler geçiyor, ip geçiyor. Yani bunu tarak şeklinde... O kadar ince bir işçilik var ki çok yakın çekimle bunu fark edebilirsiniz siz de. Gerçekten emek istemiş, gerçekten yürek istemiş bir işle karşı karşıyayız. Ve ustamız her şeyi kendi emeğiyle yapıyor bakın. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten hepsinde çok ciddi bir emek var. Yani ustamız sağlam bir usta. Çünkü şurada gördüğünüz her bir vida, her bir ilmek, her bir düğüm, her bir işlemde kendi becerisiyle ortaya çıkmış bir tezgah görüntülüyoruz. Yüreğine ve emeğine sağlık ustacığım. Evet sevgili izleyicilerim, bu hafta yine bir programın sonuna geldik. Programımızın amacı gerçekten Suriyeli arkadaşlarımıza destek olabilir miyiz? Bir faydamız dokunabilir mi? Belki satışlarında yardımcı olabiliriz düşüncesiyle bu programı çekmek istemiştim. İnşallah faydalı olacaktır. Çünkü gerçekten ciddi bir emek söz konusu. Görmezden gelemezdim. Evet, bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle ne diyorduk? Bi emanillah. Bi emanillah. Bi emanillah.